Evet millet, hepinize Stresik Alerjisi yeni bölümden selamlar. Önceki bölümlerin linkini açıklama kısmında mevcut. Hazırsanız başlayalım. Millet birkaç şey diyeceğim. Şura şöyle şöyleydi. Şimdi burada ne kadar çok böyle çıkış oldukça o kadar çok bir sıkıntı yaşıyorduk. Hani buradan ışıklar var ya. Işıklardan falan dönmek gerekiyor. Şurada 6-7 tane vardı böyle. Dedim ki bu bize sıkıntı olacak. Trafiği zora sokacak buradaki. O yüzden böyle bir şekil yaptım. Diğer bir yandan rezidansları birazcık arttırdım. Ve şu an aşırı mezarlık istiyor. Ölümler de arttı birazcık şeyle beraber. Şimdi şurası niye böyle peki? Neyse bura böyle kalsın. Çok da sıkıntı değil. Şuraya rezidans seçmişim. Bir daha seçelim şuraya. Şuraları falan rezidans yaptık. Böyle girişli çıkılı. İşte buralara park yasak. Şundan parkı iptal ettim. Yasakladım, tamam mı? Şu anda akıyor trafik %82'lerde mi? 84-85'te. Şimdi buradan giden nasıl geri dönüyor? Şunları falan soracak olursan şuradan ramp verdim. Şöyle linkway ramp. Otobandan şey oluyor direkt. Bu tarafa geçiyorlar şuradan gelenler. Yani gittim mi geri dönebiliyorsun. Burası full rezidans bölgesi. Çöplerle ilgili. Çöplerle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Kaç araba gidiyor? 5, 8, 13, 15. Zaten full araba gidiyorlar. Full arabada gidiyorlar. Onun yanında zaten şu direkt topluyor diğer araba. Ama 1 milyona yaklaşmış ha bu da. Gerçi bir sıkıntı var mı? Bakayım şöyle. Çöp üretimi 354 bin. Yakması 240 binmiş haftalık. Bundan olmadı bir tane daha yaparız. 5400 bakım var biraz. Evet fazla. Ama buradaki çöpçüler niye böyle kalıyor? Çünkü şu sevgili şeyciler U çekmek istiyor. Onları şöyle yapacağız o zaman. Dur bakayım. Alın buradan dönün siz. Boşu boşuna burayı sıkıştırmayın. Oradan dönün. Maden kamyonu niye buraya geliyor lan? Maden kamyonu burada ne yapıyor? Lalalala, yanlış şuraya gidiyormuş. Tamam. Ya peki maden kamyonu niye buradan çıkıp oraya gitti? Bir dakika, maden kamyonu geldi burada fullendi oraya gitti. Anlam veremedim. Transfer truck. Üretim hızı. Tamam. Şimdi mezarlık yapacağız bu bölüm. Ama mezarlıktan önce bir dakika, trafik nasıl? Evet, burada şuradaki trafik birazcık sanki bana bol gibi geldi, değil mi? Ama akıyor neyse ki. Buralar nasıl? Gayet güzel işliyor. Buralar işliyor. Tamam, sanayide korkacak bir şeyimiz yok. Çöpçüleri de hallettim şuradan yol vererek. Şuradaki sıkışıklığı hallettik. Şu da şurası niye duracak dersen, şu kamyonlar gidiyor şuradan dönüp geri gelmesi için. Şöyle de normal yola çeviriyor. Şöyle ha. Evet, ölümler arttı. Mezarlık yapacağım. Mezarlığı da nereye yapmak düşünüyorum biliyor musun? Burayı mezarlık yapayım diyor. Şu yukarısını. En azından şöyle şuradan giderler. Şuradan dönüp geri gelebilirler. Şuradan dönerler. Onlara bırakıyorum. Şimdi şuradan şöyle çekeceğim. Tamam, şuraya kadar. Şundan. Şöyle giriş. Dur bakayım. Şuradan yol ver. Yukarı. Mezarlığımız nasıl olacak? Şuradan şu kadar bir yer ver. Alın size bak, ortadan da yol geçiriyorum. Yani değerimi bilin. Şimdi bir tane şöyle koy. Bir tane de şöyle koy. Bir tane de şöyle. Bir tane de böyle. Suyunuzu da elektriğinizi de şöyle yapacağım. Geçici olarak tabi bu. 3 watt yeter değil mi? Yeter mi? Yetti bile. Fazla bile diyor. Tamam, gidin bakalım. O zaman şunları da bir dakika. Şöyle yapalım o zaman, dur. Şimdi madem böyle şey çektin. Biraz güzel bir görünüm verelim ya. Yalnız oraya sığmayacak gibi. Sığdı. Aa, çok güzel oldu lan.
Vallahi çok kral oldu ha. Güzel güzel, tamam. Ofisleri de şuraya kadar ofis seçtim. Zaten otomatik kuruldular. Evsel bölge böyle. Şu anda nüfus 19 bin. Sanayiye aşırı talep var. Tabi balık arabaları burada kalmayacak. Onu da söyleyeyim. Elektrik verenler de şeyleri de şöyle koydum. 4 tane krematoryum da burada. Bu krematoryumları oraya taşıyacağım. 3 tane petrol sanayimiz var. Rezidanslarda bayağı ölen var abi ya. Bayağı bayağı ölen var. Paran bitene kadar al mı? Değişik bir dükkanmış. Trafik 83, tamam güzel. Burada sıkışıklık yok değil mi? Aynen. Malımızı satamıyoruz diyor. Muhtemelen bir tren istasyonu ya da liman falan. Bak abi, ben sizi düşündüm. Dedim ki buraya vermeyeyim ama siz laftan anlamıyorsunuz. Bu ne? Nereye gidiyor? Buraya park et la. Bir şey olur mu peki? Ya bu maden kamyonu ben anlamadım. Bir dakika, bir izlemek istiyorum şu maden kamyonunun mantığını. Niye öyle şey yapıyor? Şu çıktı bak. Petrol kamyonu kutu fabrikasına gidiyor. Petrol kamyonu. Buradan niye çıkıyorlar? Onu mantığını anlamıyorum. Burası çöpü topluyor, yakıyor, güç üretiyor, aynı zamanda ham madde üretiyor büyük ihtimal. Aynen. Burası hem ham madde üretiyor, hem yakıyor, hem topluyor. Çok güzel bir şey bura. Beğendim, tamam. Şimdi ne yapsak? Burası düzeldi. Bak, çöpçülerle ilgili işimiz yok değil mi? Çok çöp kamyonu gidiyor mu? Gidiyor da gerçi de. Çöple ilgili sıkıntısı olan var mı? 1, 2. Yok. Yok. Yok, tamam. Peki burası niye çöple ilgili sıkıntıları var buranın? Çöpçüler gitmiyor mu? Aha, geziniyor adamlar. Demek ki çöp çıkıyor. Tamam, çöpçü direkt buradan sola dönüp gidebiliyor. Çöpçü, ha şuradan u çek. Bir dakika, pardon oğlum. Bir dakika lan, ben ne yapmışım? Buradan şu sol tarafa geçiş yok. Ondan bu kadar oyalanıyorlar. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Oradan da oraya. Şuradan madem sağ yönüş var, buradan sol, tamam. Burayı da çözdük. Buradan gelen çöpçüler sola dönüp buradan direkt gidebilecek. Bir sıkıntı kalmadı burada. Burayı da çözdük. Sanayimiz de tamam. Birkaç sanayi binası daha yapacağım. Evet, ölümler çok arttı. Cenaze arabaları hepsi çıktı mı şu an? 5 diyor. Evet, hepsi çıkmış. 5 tane, 10 tane araba. 7 tane, 8 tane. Onlar sizi almaya gelecek. Şimdi sorunumuz ne biliyor musun? Bu adamlar aslında gidiyor ama yavaş gidiyor. Neden? Çünkü yol bakımı yok. Biz bir yol bakım araçlarını yapalım. Şimdi bunlar da gene aynı. Şuraya bir yol çekelim. Mezarlık, gerçi burası mezarlık oldu ama artık toplu bir şeyler olacak böyle. Ya da buraya yapmayalım, dur. Burası da olmaz, orada sanayi de olmaz. Yap yap abi, buraya. Burası benim bir nevi araç gereç yerim de oldu ya. Şimdi peki şunun boyutu kaç? Onu merak ediyorum ben. Bakayım. Şu kadar. Normal yol çeksene şuraya. Dur. Dur abi. Peki bakımı kaç bunun? 480, hiçbir şey. Bir 5 tane yapalım. Çünkü çok yolumuz var. Ne oluyor abi? Ne oluyor öyle? Burayla birleşmiyorsun sen. Şimdi bir tane de şuraya at. Onu birleştirelim bari. Hadi şimdilik 4 taneyle idare edin. Tamam mı? Bütün araçta, evet, 10'da 10 araç çıktı. Hepsi gidiyor. Yol bakımını şöyle göstereyim. Durun bak. Buralar direkt yeşil oldu. Bir tanesi aha şuradan geziniyor. Tamam mı? Şimdi bu ne olacak diyorsan, anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bakım araçlarını bandı. Yollar iyi durumda tutulursa araçlar daha yüksek hızda gidebilir. Şimdi bak, gördüğün gibi şuralar kıpkırmızı. Bak burada şehir içi 50 ise bile bak, açıyor bu yavaş yavaş. 30'da gidiyorsun, 20. Yani şöyle yol düşün. Mesela bu genellikle şeyde karşılaşılır.
Tatil yoluna gidersin yani, böyle bir yerden gidersin, yol biraz kasvetlidir, 20'ye 30'a falan düşersin, vitesi takarsın, yavaşlarsın falan. Aynı o abi yani, yollar kötü şu an, bozulmuş. Bu yol bakım araçları bunları düzeltiyor, şehir içi bir şey oluyor, şey falan oluyor, atıyorum yol bozuluyor, bunlar gidiyor düzeltiyor. Daha çok yüksek hıza basabiliyorsun, hızlı gidip gelebiliyorsun. O bakımdan süper yani. Şimdi bunlar da, bir dakika, burada yalnız bir sıkıntım var. Şunları bekliyor. Oğlum peki dönüş şuradan versek nasıl olur ya? Dur. Aynen şurayı yıksana. Bunlar şey yapıyor, trafik yapıyor. Evet, şu buraya çöpçülerin geç gelmesi sırf şu yüzden. Şuradan gidiyorlar ya. Şuradan dönüş, yani ta dönüş için şöyle gidiyorlar. Şuradan gidip dönüp buradan gelip hop buradan gidiyorlar. Artık şununla hızlıca buraya girebilecekler. Sanayi yapalım biraz daha buraya. Şöyle bir 8'li bir yer. Haber bülteni de mesaj geliyor hala. Şöyle bir tane daha seç. Heh. Çok şeyli yalnız ya buralar. Niye? Bir tık. Peki şurayı yumuşatsam nasıl olur? Ayıp olur mu size? Şöyle yumuşatsak birazcık. Oha bir dakika, geri al. Çok oldu. Bir dakika abi, şu yolu bir yıkıp yumuşatacağım. Sen de git, sen de git. Yok abi, bura yumuşatılmıyor ya maalesef. Sıkıntı bura. Dur, ne yapıyorduk? Ha, sanayi. Al bakalım. Tamam mı? Mutlu mesut takılın. Yolu şurayla bağlasam mı acaba? Gerek yok ya. Şimdi mallarını satamıyorlar. Bunun için 3 şey yapabiliriz. Şurayı alıp direkt otobandan bağlantı verebiliriz. Kamyonetler diğer kentlere daha çok ulaşır. İkincisi tren yolu. Benim çok sayıda yaptığım yük treni. Üçüncüsü ise yük aktarma merkezi. Bu ne oluyor? Bu yük limanının gelişmişi. Bu yük aktarma merkezi hem tren, yani yük limanı şu. Buradan gelen şeyleri bağlıyordu. Buradan ham madde temin ediyorduk. Tamam, vapurlar geliyordu falan, gemiler geliyordu. Tren ise tren yolunu bağlıyorduk. Bu ise hem tren yolu hem de gemi yolunun bağlanmış şekli abi. Güzergaha bağlanmıyor. Güzergaha mecbur buraya bağlayacaksın. Tren yolunu da buraya getirmen gerekecek. Ya şu anlık o da korkutuyor benim gözümü. Çünkü hani daha tam şey olmadı, yerleşkemiz oturmadı. Daha yeni yeni düzene geçtik. Burada polis sıkıntısı var galiba. Cenaze araçları çıkıyor. Bir 10 tane daha cenazeci yapalım ya. Bir dakika. Yok, çok oldu. Heh, şöyle. Alın suyu abi. Şuradan. Şöyle yukarı bağlıyorum. Krematoriumları da buraya alacağım. Direkt buraya ölüleri boşaltabilecekler, yakacaklar direkt. Şuna artık gerek yok. Şuraya, şuradan veriyoruz zaten elektriği. Burası tamam. Şuraya gerek yok. Şuna. Abi çöpçüler geliyor, bekleyin. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben, dur. Durun abi, niye hemen? Niye hemen evleri yıkıyorsunuz? Küçültüyorum lan evleri. Sizin işinize gelmesi lazım. Daha çok yere ev yapacaksınız. Hemen var ya, kızmaya başlıyor adamlar ya. Tamam, al. Al, tekrar seçeyim rezidanslarınızı. Oraya da kurun. Gözümde hiçbir toprak kaçmaz. Direkt kurun.
Bak şimdi daha iyi oldu. Çünkü iki gidiş iki gelişti buranın yolları. Bir taksi yolu vardı. En azından şura taksi yolu. Şura taksi yolu. Şurayı da seç. Şunlar yetiyor. Bir tane daha polis karakolu yapsak mı acaba? Çöpçüler ne alemde? 13, 12. Evet, çöpçüler birazcık daha sanki. Yapsak mı ya birkaç çöpçü daha? Dur abi. Şöyle çek şunu. Şuraya kadar. Yapamıyoruz oraya. Bir tane daha şöyle. Kaç kamyon çıkıyor? 2. Senden 2. Çok sıkıntı olsa çok kamyon çıkar diye falan düşünüyorum da. Şu an çöpte de bir şey yok da oraya gidiş sıkıntı hani. Şuradan çıkıyor aslında, düz basıp şuradan girip şuradan gelip şöyle yukarı çıkması gerekiyor. Şurayı değiştirince şurada değişti tabii bizim. Ne diyor? Düzgün bir kulak tıkacı olan var mı? Gürültü beni delirtecek. Direkt cansız. Niye deliriyorsun abla? Taksi durağından dolayı mı? Al. Yıkalım. Tabi oradaki taksi duraklarını buraya taşıdık. Evet. Şimdi sizin sorununuz ne? Buradan girişlerde bir sıkıntı çekiyoruz. Peki neden? Sana öncelikli yol veriyorum. Öncelikli yol verdiğim halde burası niye tıkanıyor? Tam buraya yeşil, diğerleri kırmızı falan diyormuşum. Şimdi dur, bu ne? 65, 69. Süreli trafik ışıkları. Abi buraya farklı bir şey yapmak gerekiyor. Düşünelim. Bir dakika, aklıma deli bir fikir geldi. Burası göbek. 1, 2, 3, 4 tane şey var. Bekleyecekler. En azından burada tek şurayı beklerler ya da şurayı. Tamam, böyle daha iyi oldu. Burayı da hallettik, çözdük. Sonracığıma. Ofis bölgemizle ilgili herhangi... Bak, ofisleri çok sevdim. Ne çöp diyor, ne bir şey diyor. Hiçbir derdi şey yok. Cenaze araçlarının hepsi çıkmış. Demek ki çok ölümümüz var. Birazcık artmış. Evet, burada da bekleyenler var. Krematoryumdaki tüm araçlar da çıktı. Çöple ilgili sıkıntımız var diyor. Topluyor şu arabalar. Şimdi gelip. Ya bu araba, şimdi bunlar 15 tane araba gönderiyor, tamam mı? Hani çok toplayabiliyor. Yani araba az topluyor. 15 araba var. Diğeri ise 12 tane araba gönderebiliyor. Her araba %20 falan, %10 mu ne topluyordu? Doluyor yani. Fazla araba gönderemiyor çünkü tesis doluyor. Tesiste diğer yandan hani bu gelip toplasa bile o şey olmuyor. O yüzden şunu yapmıyorum. Bir de bunun gideri çok. Yo, 240 değilmiş de. Bir iki tane denesek mi? 160. Bak, koyduğum zaman yani şöyle. Maksimum 8 ya da 10 tane araba gönderebiliyor. Yeterli su mu yok? Su mu istiyorum bir de? Bu da 2 tane gönderdi sadece. Yani şehirde kirlilik yok da. Ulaşımda da ilgili sıkıntı yok. Şu köprü her yere bağlanabiliyor. Abi atıyorum, şuradan gelen birisi istediği yere gidebiliyor hızlıca. Trafik içi, yani şehir içi trafik de yok. Akıyor. Akış kaç? %83. Baksana, direkt akıyor. Buradakiler bekliyor gibi sanki biraz ha. Bir dakika, park etmişler çünkü, dur. Şu parkları bir kaldıralım. Park yasak buraya. Buraya park yasak. Buraya da park yasak. Buraya zaten yasakmış. Heh. Şuraya da yasak. Tamam. Gelip gidip park ediyor manyaklar ya.
Yani gidin şuraya park edin. Şuraya öncelikli yol ver. Şuraya da aynen orası öncelikli. Şura öncelikli olsun. Sonra Şeker Sokağı öncelikli yol. Bakır Sokağı öncelikli yol. Burada değil mi? Aynen burası da öncelikli yol. Okey. Ekrem Otobanı öncelikli yol. Kral Caddesi mi? Burada ne sıkıntı var? Siz neyi bekliyorsunuz? Ha, klasik trafik işi. Bunu kadardan bir şey olmaz. Şu yol sanki benim yavaş ilerliyor gibi geldi. Tek şeride dönüş diye öyle bir ihtimal. Aslında bir dakika şuradan şuraya yol versene bir. Tek gidiş mi dönüş mü ikisi birden olsun. Şuradan şöyle girip dönmeleri yerine direkt şuradan çıkıp şuralara girsinler diye yaptım da. Evet abi aşırı çöp birikti. Acaba neden? Şimdi baktığımda 12 kamyon, 2 kamyon, 4 kamyon. Bunun güzel yanı, sevdiğim yanı şu. Şehire yakın yerlere inşa edebiliyorsun. Kirlik tutmuyor. Biz tekrardan şu geri dönüşümü imzalayalım ya. Az çöp üretin lan. Birazcık. Ölümleri nasıl kaldırabiliriz? Sağlık 68. Ortalama sağlık 74. Çocuklar için 73 yıl yaşıyorlar. Yaşlar için de sağlık %66. Her şey falan da yaptık ya. Sağlık hizmeti şurada neyimiz var? Savunmamız var. E bir tane de şuraya. Jimnastik ve şey konduracağım ama heh. Şöyle nasıl kondurabiliriz ki şuraya bir yere. Şura. Tabii şey olur. Abi buraya niye yapamıyoruz? Yol yetmiyor. Şöyle şuraya yapsak nasıl? Tamam. Jimnastik ve spor salonumuzu yaptık. Haftalık gider 2500 girecek bu bize bayağı. Yapacak bir şey yok ama sağlık için. %68 de artar gitgide. 72-73 oldu baksana. Evet sanayi talebi devam ediyor. Hem malımızı satamıyoruz diyorsunuz. Hem de diyorsunuz ki bana sanayi yap. Şöyle ufak ufak küçük esnaf marketleri yapalım. Sonra buraları al sana sanayi. Şuralara kurulsunlar. Bak 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 nasıl kuruluyorlar. Güzel güzel. Bir sanayinin sorunu malımızı satamıyoruz. İki şunlar müşteri bulamıyor. Burada bir sıkıntımız yok. Buradakiler ne diyor? Bak buraya sevdiğim bölge. Hilal bölgesi. Buraya bayılıyorum. Bir şuradaki ölüm var diyor. Bunu bu bir şeysi kalmadı. Ya burası sıkıntısız artık. Ofis bölgesinde suç oranı çok yüksek diyor. Azaltırız. Polis karakolu yaparız. Onu çözeriz. Dur şimdilik. Rezidans bölgemizde ise 7, 8, 10 tane evin ölüsü var. Şurada çöpler toplanmamış. Ya buraya da normal yol mu yapsak acaba? Bas taksi yolunu silsek mi? Ya buraya otobüs yolu yapacağım tabii. Şu trafiği azaltacağım da. Bu arada taksileri kaldırmıştım. Geçici olarak. Taksileri tekrar şimdi hayata geçirelim. Taksi projemizi. Şimdi taksici dayılar için. Şu ne? Ha şeydi. Şimdi niye yıktım? Bekle. Dur. Durun 2 dakika taksiciler durun be. Da tamamladı. Şöyle tam arkasına bir tık. Niye yapamadık? Dur. Eğim çok fazla. Dayı bir yıkıyorum seni.
3 yıl böyle. Bir tık şöyle. Taksici. Heh. Taksi de böyle. Bir tane daha yapacağım. 3 taksi, 75 tane araba. Rezidans için de ideal. Her şey için ideal. Vereceğim abi. Elektriğinizi de vereceğim. Suyunuzu da vereceğim. Elektrik niye gitti? Elektrik. Elektrik yetmiyor, değil mi? O zaman alın size benden bir tane daha petrol yakma şeysi. Evet, su pompası boşaltamıyoruz diyor. Boşaltım yok diyor. Şundan yapacağım. Biraz daha bu temiz döküyor bir tık. Ondan dolayı seviyorum bunu. 160 bin. Bu da 160. Pahalı. Ama az döküyor. Evet. Rezidanslarda sadece ölü kaldı. Çöpleri topladık. Mis gibi. Yol durumuna tekrar bakmak istiyorum. Durum. Evet. Artık bak. Yol durumuna baktığın zaman sadece şurada biraz kırmızı. Orayı düzeltiyorlardır. Kırmızı olan yer sayısı sınırlı. Önce her yer kırmızıydı. Yani en azından şu köprünün şu yollarını da şey yapıyorlar hani. Direkt kırmızı oluyor. Orayı temizliyorlar. Daha hızlı gidiyorsun. Vesaire. Ev istiyorlar bu arada. Oğlum o rezidansları hallettik. Evimiz mi kaldı? Bir durun 2 dakika ya. Şimdi 15 taksi. Oo bir dakika bir dakika. Baba çıldırdılar. Çıldırdılar. Bütün taksiciler ucuma geçti. Ne kadar çok aranıyorlarsa. Basıyorlardı düğmeye, taksi düğmesine. Şimdi mallarını satamıyorlar. Evet, buna bir şey yapmamız lazım. Oğlum ne çok ölü var ya. Ya direkt acaba cenazeleri şöyle mi yapsaydım? Mezarlığı. Düşünmüyor değilim ha. Ya bir de bir tane cenaze almıyorlar. Hani 10-15 tane topluyorlar diye biliyorum. 2 kamyon, 2 kamyon. Burası ne abi? 11 kamyon gitmiş. %2 dolu. 10 kamyon gitti. Ya en kötü şurada ben parayı zaten sona çekerim. 10.000 ya. %150 mi yapabiliyoruz? 15, 15, 16, 20'ye kadar giderim. Yeter ki çöpler... Şu an çöple ilgili bir sıkıntımız yok zaten. Bir malı satamıyoruz. İki buranın elektriği niye yok? Niye yok abi? Ah. Unuttum lan sizi. Cenazemiz bu kadar abi. Cenaze, ara sıra çöp, malları satamıyoruz. Bu üç sorunu çözeceğiz. Şimdi muhtemelen cenaze uzak diye değil de trafiğe mi kalıyor? Neye kalıyor? Tamam. Buraya da toplu taşıma yapacağım. O yapılınca bura çözülecek abi. Buradaki geçici şu trafikler. Şimdi başka. Çöp adamız güzel. Şimdi şuraya bir şey yapacağım ben. Dur bakayım. Buradan artık daha hızlı gidecekler. Burada yol sınırı otoban yaptığım için 100'e çıkabiliyorlar burada hız olarak. Daha şuradan hızlı gidiyorlar. Şurada biraz hız kesiyor. Karşıya gidiyor. Şuradan çıktıktan sonra şurada 70'e basıyor. Sonra 70'te gidiyor. Çöp giriş hızlı, çıkışları hızlandı. Şurası zaten şeyli. Şurada otoban. Okey. Buradan geliyor. Buradan böyle. Gelir nasıl? Gelir 6200'ümüz var. Bu nasıl bir yer ya? Biri beni cimcik desin diyor. Cennet gibi şehir. Adam burada cennet gibi şehir diyor. Sen bir şuraya geç. Sen bir şuraya geç gör o zaman. Ya da şu adaya bırakayım bir seni bir haftalığına. Neyse ki var ya şu yol güzel olmuş. Trafik yapmıyor. Yoksa var ya içinden çıkamaz. Şöyle bir sanayi olacak. Şu kadar. 6400 işçili. Şu kadar dükkanlı. Bunu trafiğinden kurtaracağız. İmkansız da be bu yolları yapmasam. Şuraya gidiş dönüş yapmasam. 25 araç devriyede. 3 tane itfaiye gitmiş. Burada kendi itfaiyesi var değil mi? 2 itfaiye de buradan çıkmış. Polis burada 10 tane polis gitmiş. Şimdi okuma ile ilgili şu baştan başlayalım. Klasik. Elektrik iyi. Tamam 500 geliyor. Su durumu idare eder. Niye hastalandın? Gürültüden dolayı hastalanıyor. Garipler. Bir şey olmaz o geçer. Çöp.
Çöp üretimi 340 bin, haftalık 240 binini yakıyoruz. Birikiyor mu? Birikmiyor. Yakıyoruz şey gibi. Saha kullanımı %0, birikmemiş. Saha kapasitesi 176 milyon mu, 1000 mi dersiniz artık bilmiyorum. 166, 176 milyon diyeceğim ben. 700 bin zar zor birikmiş. Onu da direkt topluyor bizimkiler. Hah, geldik. 1900 okula gitmeye uygun var. Biz 900'ünü alabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz bu durumda? Bir tane daha okul atalım. Şuraya. Oğlum bir dakika. Bunlar bağlı değil ki çünkü. Niye bağlı değilsiniz lan siz? Ha, yoldan dolayıydı. Bağlıyım işte. Gene ben onları öne çekeyim. Bir şey olmaz. Kötü gözüküyorlardı. Şu okuldan bir tane daha şundan yaptım. 1200 tamam. Evet, lise, bir tane lisemiz var değil mi şu an bizim? Şurada azıcık burnunu çıkartsana şunu. Pardon. So sorry. Abi be, yapma be, dur. Şuradan yapacaktık. Yanlış yapmışız ya. Neyse, dur, çaktırma. Şu liseyi sevmiyorum. Şundan yapacağız. Bir tane daha lise buraya konduruyorum. Allah, hadi bir ilk okul daha konmuyor buraya. Tamam, liseyi koyduk değil mi? Abi dur. Ha, şöyle. Tamam, bir tane daha lise koyduk. Ne durumda? İkisi de hala kırmızı. Bir tane daha istiyorlar. Üniversite neyse ki iyi durumda. Mezun vatandaşlar %5, üniversiteden, liseden mezun vatandaşlar %16, ilkokuldan %51. O zaman al bir tane daha lise yapıyorum buraya. Tamam mı? İki tane daha ilkokul. Benden bir daha okulla alakalı bir şey istemeyin lütfen. Bakıyoruz tekrar. Evet, tam sarıda. Tam sarıda, çok iyi. Buradaki lisede 475, 620. Bak, burada fullendi. Tamam, bu lise de full. Bu ilkokullar da full. Şu an tam sınırdayız, değil mi? Evet, tam ortadayız. Çok iyi. Artık daha fazla mezun vereceğiz ve şöyle, mezun ne kadar çok verirsek, ne kadar çok eğitirsek o kadar az çöp üretiyorlar. Ama bak, ölmeye devam ediyorsunuz ya siz. Oğlum bu cenazeciler ne yapıyor? Bir tane daha büyük şey atıyorum, al. Şehrin bu tarafına baksın diye şuraya büyük karakol atıyorum. Ha. Evet, burada birazcık trafik büyükmüş gibi bir tık. Bas taksi değil de burayı normal şundan yapacağım ben. Evet, 25 tane yeni polis arabamız artık devreye gelecek. Tam söyleyemedim lan. Burada bir şey mi var? Burası yanmış, yanarken söndürmüşler. Güzel. Ben şuraya bir ayar çekeceğim ya. Dur bakayım. Gaddafi Yılmaz mı? Ha, Gaffar Yılmaz. Şuraya öncelik ver. Şuraya da öncelik verelim. Şu yoldakiler bekleyecek. Şunlar geçecek. Şunlar geçecek. Peki, bir şey diyeceğim. Şurayı yıksak nasıl olur? Ben niye yanlış yol yaptım? Tamam, çok iyi. Buradan da dağılırsınız. Şurada bir tane işaret vardı, yok olmayı engelle diye. Yok olmayı devre dışı bırak. Tamam. Ya bu şey oluyor mesela, sanayiye bir şey gidecek, yani ben yolunu kesiyorum, yok oluyor ya. O yok olma devre dışı artık. Yani bir kere araba bir yere ulaşmaya çıktıysa, evden ya da yoldan neredeyse, o hedefine varacak. Varmadan gidemiyor. Şimdi burada ne sıkıntımız var? Bunlar, öncelikli yol yapsana şurayı ya. Şunlar hızlı geçsin.
Bakır sokağına tıklamak istiyorum. Tamam, kapat. Yolu ayarla. Öncelikli yol burası değil mi? Tamam. Kavşaklar, trafik ışıkları. Tamam. Rotalar, yayalar, bisikletçiler, özel araçlar, toplu taşıma, kargo, kamyonlar, kent servisi. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Buraya ben politikalardan ağır araba girmesini istemiyorum. Ağır vasıta yasa. Aha. Şimdi buraya kamyonet falan vesaire gire... Bir dakika, girmesi gerekiyor. Nasıl gire... Dur. Çünkü burada petrol sanayimiz var. Petrol santralimiz. Petrollerin yakacak şeyi kamyonlarla geliyor. Tam daha hızlı gelecekler. En azından şurada bekleyecekler. Daha hızlı girecekler. Şuraya da yap abi. Tamam, burayı da otoban yapalım. Hatta şunu da bir tık. Orayı yapamayız. Evet, başka sorun olan var mı? Taksiler hepsi 25'i de kullanımda. Çok iyi. Taksilere bakmak istiyorum. 9 kişi kullanıyormuş haftalık. Taksi biraz yüksek kaçıyor ondan herhalde. Taksileri öylesine yaptım. Ha, deneme amaçtı. Sevkine. Şu gürültüden dolayı hastalanmış vesaire. Hep böyle diyor ama gürültü de yok. Evet, şimdi burada ne oluyor? Burada bir kilit var. Bakayım şöyle. Şura akıyor. Şuraya bakalım. Şurada bekleniyor. Niye böyle gidiyorsun? Böyle gidiyorsun. Buradan çıkanlar mı? Dur bir dakika. Yol durumuna tekrar bakabilir miyiz? Nereden de o? Şuradan bir tanesine tıklayıp bakacağım ya. Orada arabalar var, tıklayamıyorum. Heh. Öncelikli yol. Abi öncelikli yol. Şurası öncelik istemiyorum ben. Şura öncelikli. Buranın önceliğini kapat. Bura öncelikli yol olsun. Tamam mı? Şura öncelikli yol. Şura öncelikli yol. Tamam. Evet, artık şura. Şura öncelikli yol. Şura öncelikli değil. Bir tık azalacak. Burada bak gene... Ya cenazeciler muhtemelen buraya ulaşamıyor abi. Bir dakika, buluyor da ulaşamıyorlar. Bura niye böyle oldu peki bura? Hayda. Bu otobanı kaldırsak, şu girişleri vermesem nasıl olur? Merhaba belediye başkanı, şunu duymuş musunuz? Bilim insanların ağaçlar ve ses şeyi azaltıyor. Ağaçlar ses azaltıyor. Tam ağaç da yapacağım da. Şu trafiğe, burada hiçbir trafik yok. Bak burası gayet şeyli. Bir şura. Tamam mı? O da akıyor zaten. Trafik durumuna bakalım. %67'lerde şu an. Şura bir akıyor mu? Tam anlamadım. Dönüp gidiyorlar. Tamam. Şurada acaba şuraya yol versek mi şöyle? İlk variant'ta şöyle. Dur. Bak yanlış yaptık ya. Abi her seferinde yanlışta kalıyor şu şey, beni çıldırtacak. Bak gittim oraya da şey yaptım. Şuraya rezidans dikmeyin ya oraya. Şurada yerlerimiz var. Şu yol kenarlarını bir rahat bırakın. Tamam şöyle. Şunları bir silelim. Anlam veremediğim nokta şu. Burada neyi bekliyor? Bu kadar uzun süre yanmamız gerekiyor. Tamam, daha iyi oldu.
Gene bekliyorlar bak bir şeyleri ya. Ben... Tamam. Halloldu gibi. Şey deneyeceğim. Tamam. Burayı da hallettik. Bunlar artık burada akacak birazcık şu yol geçebilirse tabii. Şu yok olmayı etkinleştiren yok olabilirler artık. Çok trafik yapıyorlar. Şuradan akıyor. Tamam. Burası zaten iyiydi. Buranın tek sıkıntısı... Oğlum niye bu kadar cenaze var? Ben onu da anlamıyorum. Bak sağlık 74 abi. Hepsi masmavi. Süper. Cenaze hizmetleri. Kapasite 420, ölmüş 190. Mezarlık kullanımı %6. 1700 ölü var. Ha, tamam mı? Haftalık 50 kişi falan ölüyor. Şuradan bakalım. Haftalık 60 ölü, 131 doğum var. 59'a düştü ölüm. Peki niye cenaze araçları gidemiyor? Bir tane cenaze aracını izlemek istiyorum ben. Ne sıkıntım var? Bakamadık ya. Organik et tavuk dönere gidiyor, tamam mı? Peki nasıl gidiyor? Döndün, tamam. Sola dönerse bu şehre giriyor biliyor. Sağ dönerse diğer şehre kadar gidebiliyor. Bak hiç trafik de yok. Kalmadı burada, çözdüm. Bekledin ışığı, döndün, tamam. Ne güzel basıyor ha. Bayağı hızlı gidiyor. Hızlıca geldi. Bir dakika, ne alaka? Çöpçüye gitti, çöpçüden döndü geldi. Ha, oradan direkt geçiş yok. Abi ne yapıyor? Niye böyle bir şey yaptı? Bir dakika. Abi niye böyle bir şey yaptı bu adam? Bu değil mi? Peki bir şey diyeceğim. Organik et tavuk döner nere? Bura. Şunu sormak istiyorum. Şuradan gelip şuradan sola geçti ya. Şuradan dönse. Bir dakika bakayım. Evet benim gene üstün şeylerimden dolayı şuraya şöyle. Tamam artık buradaki ölümler çözüldü. Artık şuradan gelip şuradan girip şuradan şöyle şuradan şunun içine gidebilecek artık. Evet, benim birazcık sıkıntım varmış. Hallettik. Bura tamam. Buradaki ölümler çözüldü. Ofis burada bir sıkıntı yok. Tekrardan bakayım. Çöplerimizle ilgili çöpçüyle ilgili bir sıkıntı yok. Tamam şunu zevkine koydum onu. Belki ileride yıkarım. Sanayi bölgemizde mallar satılıyor. Çok iyi. Sanayide de sıkıntı kalmadı. Tek sıkıntı lanet şura ve buranın cenaze problemi. Sevgili cenaze araçları buraya niye girmiyor? Menzili mi yok acaba? Menzil range dışı mı kalıyor artık bilemedim de. Şurayı alsana bir. Niye aldım biliyor musun? Acaba dedim bunlar geliyor ya. Bura bizim değil diye buraya dönmüyorlar mı ki? Buraya dönse oysa ki şuradan hop yukarı hop buradan girerler. Bir deneyeceğim bakalım. Hatta bir durdurayım millet. Bir 5 dakika ben bir izleyeyim ona göre size açıklamasını yapayım. Millet yok ya gene hani yetişemiyor herhalde araç sayısı az kalıyor çünkü hani rezidans bölgesi yaptık. Hani sıkıntılı ağır bir bölge. Tekrardan şöyle bir aklımda olan bir 10 tane daha ben şey diyorum atayım. Şu cenaze araçlarından. Yani da bir tık belki öyle toparlayabiliriz. Çünkü yollarla ilgili ya herhangi bir trafik şey sıkıntısı yok. Bak çözdük tamam mı burayı? Burada ölümler çok artıyor abi. Ben de onu anlamıyorum. Burada niye bu kadar suç oranı, ölüm ve neydi? Çöp, gemi çöp, aa, çöp toplanmıyor.
Hani yollarla ilgili bir şey mi var? Mesela atıyorum şurayı şurayla birleştireyim abi o zaman öyleyse. Burayı burayla birleştirelim. Burayı burayla bir... Bu ne? Şu ne? Niye birleşmiyor? Burayla birleştirebiliyoruz. Tamam birleştirelim abi. Şurası zaten birleşik, tamam. Ya eğer sorun buraların birleşmemesi ise, yoldan gidip gelememeleri ise onu halledelim. Al burayı da burayla birleştireyim. Şurası zaten birleşmiş. Tamam her yer şu anda şurada, her şey birbiriyle bağlantılı. Öte yandan sanayide sıkıntı yok. Bura peki buraya ne diyeceğiz? Ya şu ortaya. Ya bu rezidans başlı başına bir sıkıntı ya. Rezidanstan ben vazgeçiyorum. Al abi yık abi. Alın gidin hepiniz yıkılın. Gitsinler. Gelirim düşmez. 11.000'deyim. Bas taksi yolu kalsın abi. Sonra. Nereden yapmaya başlayayım? Şuradan. Ya çünkü şuna bakar mısın? Şurayı sadece market yapsak nasıl olur? Şurayı. Çünkü gürültü mürültü var diyorlar ya. Hani en azından gürültü şurada kalmış olur. Şimdi şu kadar bir kurulsun. Elektriği nasıl olsa alacaklar. Şunlara dağıtsınlar. Eksi 11'e düştük yani. Gerçi sıkıntı olmaz, kredi çekelim de. Evet sen ne diyorsun? Suyum yok diyorsun. Şuradan şuraya bir yol çekebilir miyiz? Abi çünkü uğraşılacak gibi değil. Hani topluyorsun topluyorsun. Bak mesela burada sıkıntı kaldı mı? Sıfır sıkıntı. Hepsi topladık, temizledik, yolları birleştir. Trafik de yok bak bak. Şuradan gelenler. Hatta bak şöyle bir şey yapacağım, tamam mı? Bak şimdi. Yanlış oldu. Tek yönlü yola erişemiyor. Tamam abi, şuraya kadar tek yön yap. Dur. Alın abi. Şuradan dönüş de verdim. Şurası da trafik olmuyor. Bakayım. Aynen şuradan gelenler, tamam, bunlar da artık şuna hızlıca gittiği için şurada trafik yapmıyorlar. Bura tamam bak, bura süper. Ofis bölgemizde herhangi bir sıkıntı yoktu. Sanayi süper, sanayide işçi kaybı var o rezidansları yıktım diye. Çöpçüler süper. Hatta şurayı yık ya, şuna gerek bile kalmadı. Yani sana sadece şu kadar diyeceğim, şu rezidans olmasa şu kadar çöpçü yapmama bile gerek yoktu. Çöpçülere para... Yani şu kaç tane var? 10 tane bile bize yeterdi. Şuraya, şuraya her yere yeterdi rezidans olmasa. Ya rezidansı ya yapacaksam teker teker gidiş dönüş ayarlamam gerekiyor. Onun yanında bir dakika şuna bir bakalım. Şura niye öyle duruyor? Şöyle bir tık yükseltelim. Tamam. Ya gidiş dönüş yapmam gerekiyor. Teker teker bir de otobanın yan yapmayacaksın. Hani buradan geliyor yol. Şurayı falan rezidans yapacağım. Hani giriş çıkışları özenle hazırlayacaksın. Yoksa imkansız. Abi çok işçi kaybettik. Evet. Biraz öyle oldu. Çünkü 10 bin, 12 bin kişi falan gitti buradan. Ama rezidans yapmam. Ya bu kez daha niye rezidans yapmadım artık anladım. Şuralarda ufaktan şu marketleri yapıp
şurayı da al. Gürültüden mi hasta oluyorlar, başka bir şeyden mi, onu tam ayıkamadım, bilemiyorum ama. Yavaş yavaş kuruluyorlar. Şu an 8000 nüfustayız. Rezidansla baş edemem ben ya. Onu tek tek planlamak gerekiyor. Yani dediğim gibi şurayı yapsaydım rezidans, bak buraya rezidans olurdu. Ben burayı sanayi yaptım. Bunun gibi gene şurada ya da atıyorum şuralarda bir yer, aha şura uygun. Şuralar, ne bileyim, buralarda uygun bir yer yaparız. Giriş çıkışı kontrol ettiğimiz. Baksana 3 kamyon falan gidiyor şu an. Ofiste de tabi okuyan insan sayısı da şey olacak. Bak 800 okula gitmeye uygun. Ha şunlar kapandığı için öyle. Bir elektrik çekelim, dur. Bakalım. Tekrardan bakalım. Durumu çok iyi. 900 giden var. 1800 kapasite. Lise de öyle değil mi? Aynen. Rezidans gidince birazcık evet azalma oldu ama yapacak bir şeyim yok abi. Gitmek zorunda. Ama bas taksi yaptın kullanmıyorsun dersen de bunu bir sonraki bölüm otobüs yolu yapıp kullanacağız. Hem yani taksiler zaten buradan gidiyor, o bir tık iyi. Evet geri dönüşüm çevremiz. Evet geri dönüşümü. Oha baksana sanayiye. Sanayi bitti. Niye? Çünkü 10.000 işçi kaybettik. Geri dönüşümü de kapatıyorum. Kurular ya birazdan. İş artı 38 mi? 18 mi? Dur bakalım şuradan. 10 ölüm var, 42 doğum var. Haftalık 30 kişi doğuyor. O sağda da yazdığı üzere mutluluğun sonunda. İyi gibi abi. Bu saatten sonra bekleyeceğiz. Diğer el ben bir 5-10 el 5-10 dakika başlatırım. 5-10 el diyecektim az kalsın. 5-10 dakika erken başlatırım. Sebebi de şu, biraz nüfus 12.000'e falan getiririz. İşçi buluruz. Oradan devam ederiz. Bir de bir sonraki bölüm ya post ofisi ya da otobüs yolunu kesin yapıyoruz abi. Toplu taşımaya da çare bulup şu yolları daha iyi bir şekilde açacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoya beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.